Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir konuğum var. MHP, MYK üyesi ve Osmaniye Milletvekili Doçent Doktor Ruhi Ersoy. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi siz akademisyensiniz aynı zamanda. Bir akademik tanım yapabilir misiniz bu MHP AK Parti ittifakına dair? Bunun bir tarifi, tanımı, düşünce planında, ideoloji planında bu ittifak ne demek, nedir yani, nasıl tanımlıyorsunuz siz? Bunu akademik tanım yapmaya gerek yok. Cumhurun ittifak, cumhur halktır. Hassasiyetleri, memleket millet hususunda kaygıları birbirine benzeyen insanların kriz anlarında bir araya gelme refleksleridir. Yani bu müdafaa-i hukukla yapılan milli mücadelenin sonrasında Kuvayi Milliye ruhu nasıl ki cumhuriyeti doğurmuşsa, bu şartlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2018 yılında Çanakkale'nin 100. yılının yıl dönümü münasebetiyle de tekrar andığımız bu günlerde yeni bir emperyalist kuşatmayla karşı karşıyadır. Dahili ve harici ciddi anlamda bu kuşatmaların karşılıkları hem siyasi hayatımız içerisinde hem de bugün itibarıyla ülkemizin etrafındaki kuşatmalarla kendisini gösteriyor. Siyasi hayatın içerisindeki kuşatmalar, dahili anlamdaki zaman ayarlı yerleştirilmiş ihanet odaklarının bir şekliyle 15 Temmuz ihanet girişimi ve kalkışmasıyla kendisini göstermesi, 15 Temmuz ihanet girişiminin aktörlerinin adeta devletin içerisinde yer eden yapılanmasıyla PKK ile olan mücadelede, terörle mücadelede, dış politikadaki bazı konuları da akamete uğrattıkları gerçeği ortaya çıkmıştı. Şimdi bu patlama, bu ihanet hareketlerinin hepsinin birden kökten temizliği, aynı zamanda uluslararası sisteme de kafa tutma beraberinde yaşanıyor. Bunu da Büyük Türk Milleti ailesi kendi özelinde yeni bir milli mücadele ruhu olarak görüyor. Bu yeni bir milli mücadele hamlesinin de siyasal ifadesi olarak da Sayın Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı diye isimlendirdiği ve Sayın Cumhurbaşkanı da saygıyla bu ismi benimsediği siyaseten bir kuvvetler birliği anlamına geliyor. Hani insanlar hani anlamlandırmaya çalışma, bir yere oturtma, bir yerde konumlandırma kafa yorarken işte bazen şeyden de atıflara, neye benziyor bu işte? Mesela 70'li yıllardaki milliyetçi cepheye benzetiyorlar, böyle diyebilir miyiz? Hayır. Neden hayır? Burada söz konusu bir başka faza geçiş. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bir ifadesinde Sayın Genel Başkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kurulmuştur. Daha sonraki çok partili siyasal tecrübeyle beraber 46'ya atıf yapmıştır. Parlamenter sistem, çok partili sistem ve üçüncü faz olarak da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Yeni bir faza geçiştir. Bu yeni bir faza geçiş, daha önceki tecrübeleri elbette referans alınıyor ama devletin milli kodlarla yeniden güncellenmesi ve parlamenter anlamdaki dışarıya açık müdahalelerden çok Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni bir modele doğru, modelden kastım kendi köklerinde var olan modelini güncellemeye doğru bir evrilme sürecidir. Üçüncü cumhuriyet mi diyorsunuz? Değil, değil. Bunun adına bir şeyler söylemeye gerek yok. Sadece Cumhuriyet tarihindeki dönemler açısından vurgu yapmıştır orada Sayın Genel Başkan. Yeni bir fazdan kasıt da daha öncekilere benzetmenin mümkün olmadığı ifadesi açısından onu kullandım. O zaman şöyle, yani o milliyetçi cephe dediğimiz siyasi aritmetik gereği mecburen yapılmış bir siyasi koalisyondu. Burada evet, daha fazla anlamları var bu işin. Yani kesinlikle. Siyasi matematik meselesinden ibaret değil diyorsunuz. Bütün bunların hepsi aslında milliyetçi cephe hükümetleri, Türk milletine güzel hayırlı hizmetler olmuştur. Birinci MC, ikinci MC kendi içerisinde tecrübeleri vardır. Özellikle ikinci MC hükümetinde o dönem içerisinde meclis başkanı seçilememiş, büyük bir kaos olmuştur. Çünkü sistem o dönem içerisinde önce hükümetin kurulmasına müsaade ediyordu. Meclis başkanı daha sonra seçiliyordu. Meclis başkanı 4,5-5 ay süreyle seçilemeyince ciddi bir itibar kaygısı oluyor. O dönem içerisinde o krizi de MHP'nin hamleleri çözüyor. Rahmetli Türkeş Bey'in hamlesiyle Cahit Karakaş meclis başkanı seçiliyor. Kastımız şu, Türk siyaseti bu parçalı yapı içerisinde
dışarıdan müdahalelerle, koalisyon kültürleriyle bir noktada bakıldığında farklı düşünceleri bir araya getirme açısından koalisyon olumlu bir düşünce gibi geliyor. Ama koalisyonların da siyasal istikrar ve öngörü açısından ciddi problemleri var. Türkiye'de önemli eşikleri aşmış güçlü ve iddialı bir devlet olma sürecine doğru evrildiğinde siyasal anlamdaki koalisyonlar harici güçlerin müdahalesi ve içerideki siyasal kaşımalarla çok farklı tecrübelerle Türkiye'de büyük krizler yaşatıldı. Hmm. Çok hayırlı işlere vesile olan koalisyonlar da oldu. Hmm. Bahsetmiş olduğumuz MC hükümetleri. 57. hükümet bunlardan bir tanesiydi. Ama bunlar... Ama bu MC hükümeti gibi bir şey değil diyorsunuz. Başka unsurların plan ve programlarıyla koalisyonlar manipüle edilmeye müsaitti. Türkiye'nin artık günümüz Türk dünyasında kendi gücünü merkeze alan daha kudretli, kendi köklerinden referans alarak daha problemlerini seri çözebilen bir devlet haline gelmesi gerekiyor. Burada milli devlet güçlü iktidar ifadesiyle mütenasip uygulamalardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tezleri ve fikri altyapılarını ortaya koyduğu yaklaşımlar. Evet. Şimdi madem böyle bir giriş yaptık, sizi de çok hazırlıklı gördüm. Biraz daha devam edelim. Şöyle yani bir yeni bir yazılım, Türkiye'nin için yeni bir yazılım tabiri kullanılıyor. Şimdi Türkiye'de yani AK Parti'ye baktığımız zaman işte muhafazakar demokrat diye kendini tanımlamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçi ne mukaddesatçı bir parti. Şimdi Türkiye'de bunlar sadece yok ki yani Türkiye'de solcu var, sosyal demokrat evet. var, liberal var, Kürt, Alevi. Bunları dışlayan bir ittifak mı olacak bu? Bunları nasıl şey yapacaksınız, Hayır, söyleyeceksiniz? Bu yeni yazılım ifadesinin altını doldurmak lazım. Yeni bir yazılım bir öncesinin formatlanıp sıfırlanması ve yeniden bir şeyler üzerine yazmak gibi anlaşılmamalı. Buradaki birlikteliğin referans noktaları anayasa değişimiyle ilgili 16 maddede kendisini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasası kuruluş felsefelerine uygun, özellikle anayasanın ilk 4 maddesinin muhafaza edildiği bir yaklaşım. Yani bu anayasanın oylanıp evet oyu alması ve hükümet etme sistemiyle ilgili 2019'daki seçimlerle bu işi uygulamaya geçecek. Anayasanın kodlarında... Yeni bir devlet kurmuyoruz diyorsunuz. Elbette. Laik sosyal hukuk devletidir. Milli üniter Türk devlet yapısı... Demokratik laik sosyal hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkentidir. Bayrağı, yıldızı, albayraktır. Resmi dili Türkçedir. Üniter devlet yapısı dahil anayasanın ilk 3 maddesi tartışılmaz, tartışılmaya dahi getirilemez. Burayı koyduktan sonra diğer maddelerle ilgili hususlar seri anlamda devletin güç mekanizmasını aktif kullanabilmesiyle ilgili uygulamalardır. Dolayısıyla Türkiye'nin, Türk kültürünün daha doğrusu farklılıkları bir arada yaşatabilme anlayışı vardır. Bizim için mesele farklılıkların bir arada yaşaması ve ortak aklı ortaya koyabilme meselesidir. Burada kutuplaştırıcı söylemler ya da bir başkasını dışlama meselesi asla söz konusu olamaz. Sadece marjinalleştirilen grupların harici güçler tarafından müdahale edilerek terörize edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Hmm. Türkiye'de adını zikretmiş olduğunuz etnik kimliklerin ya da dini grupların çok farklı fraksiyonlarla manipülasyonlarının yapılabildiği tecrübelerine sahibiz biz. Yani 80 öncesi işçi hareketleri bunun başında geliyordu. Bu tecrübe 68 kuşağının yaşadıkları tecrübeler sabitti. Yakına geldiğimizde de çok uzağa gitmeyelim. 90'lı yılların başındaki tartışmalar olsun. En yakına gelelim. Gezi Parkı'ndan bu tarafa sokak hareketlerinin arka planında kimlerin olduğu. Bizim meselemiz burada terörize olma potansiyelinde olan iradenin de aidiyetini Ankara'ya hissetmesi için özgürlüklerin önünü açmaktır. Özgürlüklerin önü mutlaka açılacak. Aidiyetlerini Ankara'ya hissedecek. Herkes kendisine dışarıda bir hami aramayacak. Ama art niyetli olarak dışarıda yazılan bir projenin yerli uzantısı olmasının da Türk devleti önüne geçecek. Bugün üzerinde durulması gereken konu bu. Farklılıkları koruyan, farklılıkların özgürlük alanını kollayan. Kesinlikle. Ama terörü, şiddeti reddeden, bununla mücadele eden bir yaklaşım. Tam da o Mehmet Bey. Çünkü hendek siyasetinden bugün gelinen noktaya baktığımızda devletin gücü, hukuku tesis etme noktasında bölgedeki vatandaşlarımızın özgürlüklerinin açıldığı,
devletin himayesi ve varlığıyla beraber teröristlerin egemenlik alanının bölgemizden, özellikle problem alanlarının yaşandığı bölgeden bir şekilde uzaklaştırılması bölgede ciddi bir özgürleşmeyi ve demokratikleşmeyi beraberinde getirmiştir. O noktada insanlar hür iradesiyle kendilerine ait her türlü düşünceyi ifade edebilirler ya da en azından terörün ve teröristin PKK'nın baskısına maruz kalamazlar. Onun Kürtlere değil PKK'ya dönük bir mücadele olduğu artık görüldü diyorsunuz. Bizim baştan bu tarafa savunduğumuz konu buydu zaten. Geçmişte itirazlarımız da bununla ilgiliydi. Yani siz terörün siyasallaşmasının önünü açarsanız bölgede masum vatandaşı terörün egemenlik alanına itersiniz. Hukukun arayışına, güvenliğinin arayışına, çoluğunun çocuğunun güvenliğine, aşına, ekmeğine, işine her türlü hususlarda teröristin üzerinden, terörün üzerinden aidiyet duyar kaygımız vardı. Bugün itibariyle gelinen nokta bu kararlı mücadelenin ifadesidir. Bugün Türk Devleti'nin iki önemli hamlesi Türkiye'de demokrasiyi ciddi anlamda güçlendirmiştir. Bunlardan bir tanesi kararlı bir şekilde PKK ile mücadele hamlesi olmuştur. Deminki bahsettiğim gibi terörle ve terörist olan mücadeleyi halkın üzerindeki terörist baskısını azaltması. İkincisi de FETÖ ile ilgili mücadeledir. Yani bunun her ikisi de kayıt dışı siyaset yapıyordu. Egemenlik alanı oluşturuyordu. Kayıt dışı siyaset. Evet. Ne demek bu? Yani silahların gölgesinde teröristler belirgin bir şekilde vatandaşa hakimiyet unsurunu oluşturup korkuyla insanları kontrol altına alırken FETÖ'de soft power denilen yumuşak güç olarak devletin içerisine yerleşmiş, siyasetten icazet almaya hissetmeyen bürokrasik hegemonyayı kendi yandaşlarına ciddi fırsatlar olarak veren, siyaset kurumuna, siyasetçiye ihtiyaç duymadan FETÖ sade zincir halkasının bir parçasına giren insan kendi bürokraside memursa atamasını, tayinini, terfisini almış, iş adamı ise ihalelerini almış, yargıyla ilgili problemi varsa, vergiyle ilgili problemi varsa devlet içerisindeki mafyalaşmış bu çete faaliyetinin siyaset kurumunun dışında paralel yapısıyla sonuç almaya çalışıyordu. Şimdi bu merdiven altı siyaseti, kayıt dışı siyaseti devlet tasfiye etti, yok etti, yok edecekti inşallah. PKK'yı da yok etti. Bu ne yapıyor bu beraberinde? Siyasetin önünü açıyor ve demokratik özgür irade ve ifadelerin ciddi anlamda özgürleşmesini sağlıyor. Siyaset buralardan icazet alıyordu. Kesinlikle. Bir de ot vardı. Tersten düşündüğünüzde de siyaset yapma arzusunda olan mesela PKK'nın uzantısı siyasal partiler vardı. Biz diyoruz ki silahların gölgesinde siyaset yapmayın ya da Kandil'in, Afrin'in, bugün belli oldu Afrin'in de artık Kandil'den farklı bir yer olmadığı, bunların icazetiyle sözcülük yapmayın. Siyaset yapacaksanız insanlarımızın meselesini ifade eden Türkiye'nin siyasetini yapın, bölgenin problemlerini anlatan siyaset yapın, PKK'yı, terörü ve teröristi lanetleyle başlayın diyordu. Şimdi onlar da haliyle silahın, terörün, teröristin hakimiyet kurduğu bir ortamda milletvekili listeleri oradan geliyorsa ne yapacağım duygusuyla Kandil'in sözcülüğüne soğunuyorlardı. Şimdi Allah nasip ederse bizim bir ifademiz var. Zeytin dalıyla Afrin'e girip harman dalıyla Kandil'den çıkmak diyoruz. Şimdi bugünlerde nasip olursa Afrin, Minbüş akabinde eş zamanlı olarak Kandil'in de temizlenmesi arzumuz. Böyle bir burada, şey var gündemde. Yani temennimiz bunların temizlenmesi aynı zamanda bölgede siyaset yapacak ve yapma arzusunda olan insanları da özgürleştirecektir. Silahların gölgesinde siyaset yapma mecburiyeti olmayacaktır. FETÖ siz meselesinde HDP'nin de siyaset yapmasına değil de PKK gölgesinde siyaset kesinlikle, yapmasına karşı. Kesinlikle yani adı ne olursa olsun burada temel mesele insanların özgürce kendisini ifade etme meselesidir. Mesela hiç unutulmaması gereken bir şey. Geçmiş dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ritüel olarak ilk meclis binasına da gidilir, bir teamüller vardır. Yeni seçimlerden sonra o teamüller esnasında geçmiş dönemlerin birinde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin "Hasip gel şuraya beraber oturalım, sözü çok önemliydi." Yani 2007'lerde. Yani bu sözler fırsatlardı. Aynı şekilde Ahmet Türk'le ilgili Sayın Genel Başkanımızın sağlık gerekçesini ifade ederek yapmış olduğu açıklamalar. Tahliye edilmesi. Burada şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni de haksızlık yaparak bölge halkıyla olan meselelerde işte Cumhur İttifakı'nın içerisinde bölgeden oy alan Cumhurbaşkanlığı Partisi MHP ve Devlet Bahçeli ittifak yaparsa bölgede ne olur sorusunun da en büyük cevabı bu aslında. İnsan merkezli, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayan bir siyasetin adresidir Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli. Bu gerçekleri de altını çizmek lazım, hatırlatmak lazım.
Dağıtmayayım o egemenlik meselesiyle ilgili. Yani bu ittifaktan Kürtler o bölge açısından gocunacak bir tarafı yok diyorsunuz siz. Ya gocunmasınlar diyorsunuz. Gocunmasınlar sözü bence o bile kaba bir ifadedir. Çünkü bu milletin cevheri asliyesinde var olan müdafaa-i hukuk kuvayi milliye ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki maneviyat yüklü Türk İslam ülkücülerinin referans kaynağı Türk milliyetçinin, Türk milletinin kendisidir. Yani Ziya Gökalp'in Diyarbakırlı olduğunun altını çizmek lazım. Türk İslam ülküsü mütefekkiri Seyit Ahmet Arvasi'nin bir seyit olduğunu ve Vanlı olduğunun altını çizmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Doğu Güneydoğu'daki aldığı belediye başkanlıklarını hatırlatmak lazım. O bölgeden çıkarttığı milletvekillerini yeniden güncellemek lazım. Bizim o bölgedeki 1000 yıllık kardeşlik hukukumuzdaki akrabalık tesis etmiş olduğumuz, millet bilincine erişmiş olduğumuz kardeşlerimizle aramızdaki PKK ve sözüm ona onun uzantısı farklı entrikaların aradan çekilmesiyle bu gerçek her yönüyle ortaya çıkacaktır. Çok rahatlıkla kucaklaşmanın önü açılacaktır. Bahsetmiş olduğum özgürleşme bu. Silahlardan kurtulmuş, terörden temizlenmiş bölgede özgürleşmiş iradesiyle o bahsetmiş olduğum milletin fertleri nasıl bizlerle kucaklaşıyor? Bunu önümüzdeki günler, zaman, şartlar çok daha iyi gösterecektir. Peki. Şimdi yani ittifakla ilgili bir sorum yine. Şöyle bir şey. Hani geçmişte bu kadar laf saydınız, döktünüz. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı. Sayın Erdoğan, AK Parti, MHP'ye karşı geçmişte çok sert muhalefet yapıldığı dönemleri de biliyoruz. Evet. Şöyle direkt sorayım size. Hani bu kadar laf sayıp döktükten sonra birbirinize nasıl bir araya gelebiliyorsunuz? Ya bu söz aslında toplumda bir fitne kazanı kaynatmak isteyenlerin sözünü siz ekrana taşıyarak ne söyleyeceğimizi merak ediyorsunuz. Şunu rahatlıkla ifade edeyim. Geçmişteki söylenen sözler söylendiği zaman dilimi içerisindeki sözlerdir. Ve siyasetin retorikleriyle ilgili söylenecek sözlerdir. Ve hiç kimse o sözlerin karşılıklarını karşılıksız bırakmamıştır. Ama Türk devleti ve Türk milleti bir felaket yaşadı Mehmet Bey. Bu sorunun aynısını Sayın Genel Başkanımıza samimi olarak soran arkadaşlara vermiş olduğu bir cevapta bir keresinde yanındaydım. Bizim siyasal hırslarımız ya da şahsi rekabetlerimiz uçurumun eşiğine gelmiş olan devletin bekasından ve milletin bir arada yaşamasından çok daha mı önemli dedi. Benim nefsime söylenmiş sözlerdir bunlar. Ben nefsime söylenen sözleri ayaklar altına alıyorsam, devlet diyorsam, millet diyorsam, gelecek diyorsam buradaki mesele çok iyi anlaşılmalıdır mesajları vermiştir. Bunlara takılıp kalmamak gerekiyor. Bunlara takılıp kalmamak derken biz akşamdan sabaha hiçbir şey yoktu. Hadi biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte olalım da bir ittifak mı kuralım dedik Mehmet Bey. Yani programın başından bu tarafa konuştuğumuz felaketler nerenin nesi? Yani Türkiye'de şimdi bir FETÖ'nün ihanet hamlesiyle meclisin bombalandığı. Yani başımıza taş düşmedi ama başımıza bombalar düştü, mermiler düştü. O gece biz meclisteydik. O gece sabaha kadar Sayın Genel Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Devletin bu felaketten, milletin bu felaketten çıkartmış olduğu sonuçlar bir araya getirmiştir. Ve bu sonuçların üzerine yeni bir faza geçme ihtiyacı duyulmuştur. Ve Türk milli birikiminin, Türk milli devletinin var olan kazanımlarının, rezervlerinin, potansiyellerinin sağlıklı bir şekilde kinetiğe dönüştürülebilmesi, enerjiye dönüştürülebilmesinin hamlesidir bu. Buna ne Sayın Bahçeli'nin ne de Sayın Erdoğan'ın şahsi anlamda çok da ihtiyaçları olmayabilir. Ama devlet adamı olunca sorumluluğunu hissedenler bunları yaptıkları için devlet adamı oluyorlar zaten. Egolarıyla, ferdi reflekslerle hareket etmedikleri için devlet adamı oluyorlar. Aksi takdirde bunun tam tersi çok ucuz bir siyasetle 15 Temmuz gecesi yaşananlar dahi ya da ondan sonra ne oldu? 15 Temmuz, 16 Temmuz sabahında biz birlik beraberlik yeni kapı diyorduk. Şimdi 20 Temmuz'u karşı faaliyet olarak alıp karşı darbe hamlesiyle 20 Temmuz'da başladı diyerek CHP'nin resmi söylemi haline geldi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi nefis yapsa, söz konusu o blokta yer almış olsaydı, yani biraz daha bandı geriye saralım. 7 Haziran'la 1 Kasım arasına bakalım.
7 Haziran'la 1 Kasım arasından sonra 1 Kasım'dan 16 Nisan'a bakalım. Bunları bütün halinde okuyalım. Sayın Genel Başkanımızın şahsi ihbali, Milliyetçi Hareket Partililerinin de sadece ve sadece şahsi menfaatları, kırmızı plakaları, makamları, mevkileri, kadroları, rantları, ihaleleri kaygetmiş olsaydı 7 Haziran akşamı Cumhuriyet Halk Partisi gelsen başbakan ol, HDP'de dışarıdan destek verir, gel Recep Tayyip Erdoğan'a hesap soralım teklifinde o bahsetmiş olduğumuz cevabı Devlet Bey o zaman verebilirdi. Ama Devlet Bey'in ortaya koymuş olduğu ilkeli tavır, deminki bahsetmiş olduğum 15 Temmuz Türk milli birikiminin tezahürü olarak ortaya konulan yaklaşımlardır. Bu yaklaşımların kararlı tavrı 15 Temmuz'u doğurmuştur. Bu yaklaşımları tavır nedir? Yargıdan FETÖ'yü temizlemekti, PKK'nın üzerine gitmekti. Yaş kararlarıyla bürokrasi ve asker içerisindeki bu ihanet odaklarını temizlemekti. Bu temizlemekteki Türk devletinin kararlı yapısıyla ilgili sıkışma FETÖ'nün ihanet odaklarıyla beraber biz saklamış olduğumuz gücümüzü dışarı çıkartarak bir istila harekatı yapalım. Ve istila harekatını yaparken de bu bahsetmiş olduğumuz emperyalizmin bir tarafı PKK, bir tarafı FETÖ, bir tarafı IŞİD-DEAŞ. Bunların hepsinin ortak bir kalkışma hamlesi olarak 15 Temmuz'u gördük. Ne gördük orada? Yani PKK'nın bir hafta 10 gün öncesinden eylemsizlik harekatı başlattığını, evet, sınır boylarında kalkışmadan sonra beraber o bölgede neler yapacağını pazarlıklarını. Aynı şey DAEŞ ve IŞİD için geçerliydi. FETÖ ile geçerliydi. Şu an Türk Devleti'nin aldığı karar Afrin harekatı, Münbiç harekatı, Basra Körfezi'nden Akdeniz'e uzanan butik devletçik hayallerini bir şekliyle yok etmek. Beraberinde bölgede insanca hayatı tesis edebilmek ve insan haklarıyla insanlığı bölgeye götürüp PYD'nin, PKK'nın, terörist güçlerin bölge halkına zulmetmesini önüne geçmek ve bizde var olan Suriyeli misafirlerin tekrar memleketlerine geri dönüşleriyle ilgili çok güzel görüntüler görüyoruz. Evet. Onları tesis etmek. Bu Türk Devleti'nin şu an üzerinde durduğu temel meselelerden bir tanesi. Öte taraftan bu devam ederken eş zamanlı olarak terörist faaliyet PKK'nın yurt içi uzantılarına kararlı operasyonlar düzenleyerek bunların yaşam alanlarını tıkamak. İçeride de FETÖ kalıntısı, kripto dahil olası FETÖ uzantılarını ayıklamak. Bu ne anlama geliyor Mehmet Bey? Bu Türk Devleti'nin kendisini kendi hücrelerinden sağ selamet gelecek yüzyıllara, gelecek bin yıllarına devleti ve milleti hazırlamak anlamına geliyor. MHP bu hazırlığın, biz buradan bakıyoruz diyorsun. Bu hazırlığın gereğine inandığı için buna bir beka meselesi olarak bakıyor ve 18 Mart tarihinde yapacağı büyük kurultayında, evet, da haftaya bugün şühedaya saygı, millete beka temasıyla bir kurultay yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Bunu biz milletimize en açık dille anlatıyoruz. Milletimiz de bunu büyük bir ferasetle anlıyor zaten. 18 Mart'ı seçmenizin arkasında da bir sebep var diyorsunuz yani. 18 Mart. Çanakkale ruhu ile bu kurultayımızı yapacağız diyorsunuz. Allah nasip ederse. Hocam bir şey daha soracağım. MHP, hani şunu da diyenler var. Yani bunların niyeti konusunu siz takdir edin. Ben bir şey demiyorum ama yani bunu sormam gerekiyor. MHP aslında çok zor duruma düştüğü için dibi gördüğü için Meral Akşener hareketi partiyi ele geçirmek üzereyken bir çıkış yolu aradı. Kendi ikbalini kurtarmak için Sayın Bahçeli tırnak içerisinde böyle AK Parti ipine tutundu ya da Erdoğan ipine tutundu tırnak içerisinde. Bunları siz de karşılaşıyorsunuz yani. Şu anda Meral Akşener'e destek verenlerin söylediği cümleler, kurdukları argümanlar. Buna ne dersiniz? Aslında biraz verdiniz cevabı ama ben yine de sormak isterim. Yani ya buna acırım sadece. Acırım ve sadece tebessüm ederim. Az önce bahsettiklerimizin toplamı bunun ifadesi. Yani Sayın Bahçeli'nin ve MHP'nin ikbal ve iktidar ve güç temel argümanı ve çıkış noktası referansı olsaydı Sayın Bahçeli %60 blokunun başbakanlık teklifine evet derdi. Ve gelirdi, hükümetten başka türlü hesaplar sorardı. Türkiye nereye giderdi o zaman? Kiminle iş tutardık biz? HDP ile, PKK ile, FETÖ ile ortak %60 blokuyla bugün
deminki bahsettiğim PKK mücadelesini, FETÖ mücadelesini, Türk Devleti'nin sınır dışı operasyonunu veren Recep Tayyip Erdoğan'ı yok etmek adına o blokta yer alarak gücünü, nefsini, egosunu tatmin edebilirdi belki. Bakın şimdi bu ifadeler çok süfli, marazi ifadelerdir. Türk Milliyetçiliği ya da Milliyetçi Hareket Partisi ismini milletten alır. Cumhuriyet Halk Partisi halktır diyoruz değil mi? Ya da başka bir parti. Biz neden millet diyoruz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkezinin önünde Yenisey Orhun anıtları vardır. Millet telakkisi, geçmişin birikimi, varoluş süreci, halde yaşayan kesit olan halk ve gelecek doğmamış Bezmi Eles'te henüz daha ruhlar alemine yeni düşüp bir Türk bedenine bu topraklara gönderilmemiş olan neslin de kaygısını çekerek hareket eder. Devlet Bey'in siyasetini, MHP'nin siyasetini yorumlarken anlık, günlük o kesit içerisinde popüler kültür ve temel kaynama noktasındaki olan beklentilere karşılık veren adam olarak, siyaset olarak görmek doğru olmaz. Devlet Bey bazen o süreç içerisinde tam tersi hareketler yapabilir. Bunları yaparken bahsetmiş olduğum mazinin birikimiyle geleceğin nereye gittiğini mevcut halle bütünleştirerek hal ve tavırlar içerisine girer. Ve ufak tefek hesaplara girmeyiz bu meselelere yani bu meseleler sadece gülüp geçilecek meselelerdir. Yani bunu artık ülkücü hareket yaşamış olduğumuz 2 yıllık tecrübeyle mütenasip görmüştür. Bu görmesinin gereği de liderine dört elle sarılmıştır. Yani bu ittifak dört fikri elle belki sarılmıştır. Yani bu ittifak fikri 15 Temmuz'dan sonra mı gelişti yoksa o Meral Akşener'in oturtuyor bu işin cevabını. 15 Temmuz'dan sonra benim ya, bildiğim. Ben şöyle söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili geçen yıl bu zamanlar biz 16 Nisan referandumu öncesi hazırlıklarını yapıyorduk. 16 Nisan referandum öncesi yaptığımız hazırlıklarda da bu meseleye siyaseten parti olarak geliştireceğimiz argümanlarla ilgili kendi kaynaklarımızı yeniden okuduk. Ve liderimizin aldığı kararın kalbimizle beynimiz arasında nasıl bir otoban oluşturduğunu o kaynakları okuyunca gördük, açıldı. Bu kaynaklar bize diyordu ki Türk devleti milletinin devleti olduğu zaman medeniyet yeşertmiştir. Selçuklu, Osmanlı böyle olmuştur. Cumhuriyet böyle kurulmuştur. Ama milletinin değerlerinin önüne farklı değerler dayatıldığında millet rezerv olarak geriye çekilmiş, yeniden oradan sıçramak ve oradan yeni bir medeniyet fışkırtabilmek için mücadele vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin birikimi, demokrasinin kesilmesi ve milletin değerlerinin önünün kapatılması, milleti bir rezerv olarak birikime itmiş, milletin rezervinin birikiminin ortaya çıkmasıyla beraber başlayan gelişmeler, serpilmeler, milletin devlet içerisinde hukukunun aranmasını beraberinde getirmiş. Yani başörtüsü krizi bunlardan birisiydi. 367 krizi, Cumhurbaşkanlığının seçilememesi bunlardan birisiydi yakın tarihte. Evet. Dış politikada kapatma davası bunlardan birisiydi. Geçmişe gidersek, yani darbeler tarihi bunlardı. Yani millet ne zaman başını kaldırıp demokratik anlamda devlet sisteminin mekanizmasının içerisine girmeye kalkarsa, birileri o zaman hadi senin haddine, sen ne anlarsın çarık derken diyerek geri gönderiyordu. Bakın bu ifadeler Türk milletinin ve Türk milliyetçiliğinin fikir babalarından Dündar Taşer Bey'e aittir. Dündar Taşer Bey rahmetli başbuğumuz da bizim kurucu fikir babalarımızdan birisidir. O diyor ki milletin önündeki engeller kaldırılmadıktan sonra devlet milletin devleti olmadıktan sonra medeniyet yeşeremiyor diyor. Bizde de diyor. Ben de diyor bir asker kökenli birisi olarak diyor, askerin mukaddesatına iman etmiş birisi olarak diyor, farklı zihniyetler halkın seçtiğini getiriyor bir yere kadar. Halk orada kendi iradesinin temsilini yönetimin her aşamasında görmek istediğinde bir dakika buraya kadar senin haddin, hadi buradan sonra git diyordu. Evet. Bunu niye anlattım şimdi ben? Anlatma gerekçem şu. Türkiye'de parlamenter sistemle hükümet etme sisteminin önünde en büyük kriz olarak 367 krizi kendisini gösterdi. Aslında Sabih Kanadoğlu'nun tezlerini kendisine referans alan Cumhuriyet Halk Partisi parlamenter sistemin en büyük
nasıl bir cümle kuracağım onu söyleyeyim. Parlamenter sistemi tartışma haline getiren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. 2000 yani bunu hatırlatalım. Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi yönünü o şekilde açıldı. Evet. Neden? Cumhurbaşkanını meclise seçtirmemiştir. Cumhurbaşkanını meclise seçtiremeyince işte gelişmeler olmuştur. Muhtırılar derken dindar Cumhurbaşkanı söylemiyle Sayın Gül'ün seçilmesi mecliste biz gideceğiz seçeceğiz diye seçime gidilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi o gün kriz biz mecliste olacağız diye kriz olmaktan çıkmıştır. Ama aynı zamanda da hükümet, iktidar orada şu hamleyi yapmıştır. Mecliste Cumhurbaşkanı madem seçilemiyor, biz Cumhurbaşkanını halk seçsin kararı alalım. Şimdi halk seçsin kararı alınması ile ilgili de bir referandum yapılmıştır. Orada makas değişti. O referandumda makas değişti ve Milliyetçi Hareket Partisi orada şu tezi sunandı. Yani orada Sayın Genel Başkanımızın çok tarihi bir uyarısı var. Diyor ki Cumhurbaşkanını halka seçtirirseniz diyor. Başbakan da halk seçer. Türkiye'de ikili bir yapı olur diyor. Bu ikili yapı sistem sorununa götürür bizi diyor. O sebepten dolayı biz kahverengi gözlerin şarkısını söyleyeceğiz diyor. Cumhurbaşkanı halk seçmesin, parlamenter sistem sağlıklı kalsın. Şimdi o dönemden sonra Cumhurbaşkanı 2014 yılında halk tarafından seçiliyor. Evet. Bu uyarılara rağmen. Şimdi halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı da 82 Anayasası'ndan kaynaklı teammülen uygulanmayan var olan yetkilerini kullanmaya başlıyor. Beni halk seçti. Ben sembolik olarak burada oturacak bir adam değilim. Terleyen Cumhurbaşkanı. Şimdi terleyen Cumhurbaşkanı sahaya inince bu sefer çift başlılık kendisini gösterdi. Şimdi çift başlılık kendisini gösterdi bir tarafta. Bir tarafta da Gezi Parkı'ndan bu tarafa FETÖ operasyonu, PKK ve ihanet odakları ile ilgili devlette bazı gerilimler var. Şimdi bütün bu problemleri başbakan mı cumhurbaşkanı mı yönetecek? Bürokrasi talimatı kimden alacak? Tercih yapmak gerekiyordu. Tercih yapmanın gerekliliği arasında cumhurbaşkanının aldığı inisiyatif ve fiili durum 15 Temmuz sürecinin de üzerine gelmesiyle beraber, patlamasıyla beraber Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkartıyordu. Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan kurtarmak için bu fiili durumun hukuki duruma getirilmesi bir mecburiyetti. 11 Ekim 2016 tarihinde Sayın Genel Başkanımızın grup konuşmasındaki gelin fiili durumu hukukileştirelim sözü bu bahsetmiş olduğumuz siyasal gelişmelerin sonucu olmuştur Mehmet Bey. Bu mesele oturduğu yerde hadi gelin biz ittifak yapalım ya da benim partimde şöyle problem oldu ben seninle şunu yapıp kapatayım değil. Bu bahsetmiş olduğum bağlamı, konteksi, siyasal gelişmeleri bir bütün halinde düşünmeden MHP'ye ve Sayın Genel Başkanımıza kurulan bir cümle, yani haksızlık kelimesi bile az kalır. Peki bu ittifak bir ittihada dönüşür mü? Dönüşmez. Neden dönüşmez? Yani bunu siyasal analizleri yaptığınızda, dünyadaki gelişmelere de baktığınızda bu sürecin İki partili bir sisteme mi gidiyor? Milliyetçi Hareket Partisi artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde eriyecek mi? İki partili sistem gibi bizde Amerika gibi. Böyle bir şey söz konusu olmaz Türkiye'de. Bu uzlaşma kültürünün deminki bahsetmiş olduğum değerler ortak paydasında, ortak değerlerle devleti yönetebilme arzusunda olan güç merkezlerinin seçimlerden önce bir araya gelmesini mecbur kılıyor. Bu da her siyasal parti kendi gücü nispetinde temsil edileceği için her siyasi partinin daha omurgalı ve güçlü olma gibi bir mecburiyetini beraberinde getiriyor. O sebepten dolayı Milliyetçi Hareket Partisi mensupları, yöneticileri, lideri başta olmak üzere partinin hükmü şahsiyetini, kurumsal kimliğini ve varlığını kendi parti bekasıyla ülke bekası arasında doğru orantılı olarak görüyor. Yani mesele sadece 2019 seçimine kadar gelip oradan sonra nihayetlenecek bir mesele değil. Ondan sonraki devlet yönetimiyle de ilgili Sayın Genel Başkanımızın yine bir çağrısı var grup konuşmasında. 2019'a kadar devam edecek olan seçimlerle olan süreç 2019'da bitmeyecek. Bu 2023'e kadar, 2024'e kadar olan o? Süreçte bu desteğimiz bir devam edecek. Bir taraftan da diyor. Şeyi pazarlığı yapmayız dedi Sayın Bahçeli. Yani bir Bakanlar Kurulu ya da işte başkan Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi şeyler sorulduğunda o toplantıda ben de vardı. Bunda ahlaksızlık diye hatta tabir etti Sayın Bahçeli. Devam edecekse nasıl devam edecek yani 2019'da bu ne demek Mehmet Bey biliyor musunuz? Bu şu demek. Deminki bahsetmiş olduğumuz krizlerin içerisinden çıkan Türk Devleti'nin yeniden kendi hücrelerinden var olabilmesi
adeta bir kartalın tüylerini döktükten sonra kendisini var edebilmesi için verdiği mücadele her neyse, onun gibi bu mücadelesinde biz millete can suyu vermek, Türk devletine can suyu vermek için fenafit devle geleneğinden geliriz diyor Dündar Taşer. Devlette var olma ve milleti devlet için var etme noktasında fenafit devle noktası. Bu nokta sıradan anlamda siyasi karşılığın ne kardeşim, bundan ne menfaatin var diyen insanların anlayacağı bir meseleyi bunu ülkücüler anlar. Ve ülkücüler de anladığının gereğini yaparlar. Ama öte taraftan da şu gerçeklik vardır. Devletin seçimlerden sonraki süreçte 2019 sürecinde fiili anlamda asıl anayasanın nihayetlenip geminin limana yanaşması ve yeni bir faza geçişteki devletin normalleşme evresinde adeta bir ameliyat sonrası enfeksiyon kapmamak için, ateş çıkıp yükselmemek için hastanın stabil olması ne anlama geliyorsa, o şekilde bir durumda Türk Devleti'nin yorucu hiçbir faaliyetin içerisinde olmadan ona destek verme ifadesidir. Buna desteğin doğal sonuçları vardır. Bu pazarlıkla yapılmaz. Bu doğal sonuç FETÖ'den kurtulmuş FETÖ'cü hastalıklı habis tiplerden kurtulmuş PKK uzantısı sözüm ona terörist uzantılı insan görüntülerinden kurtulmuş liberal veyahut da yerlilik, dünyalılık adı altında farklı argümanlar ortaya koyarak Türkiye'yi başka yerlere pazarlayanlardan kurtulmuş yerli ve bir milli bir devletin kendine gelme sürecinde de yerli ve milli bir ciddi hareket olan ülkücü hareketin de bu yapılanmaların içerisinde istihdam edilmesi, var olması kaçınılmazdır zaten. Bu yerli ve milli dediniz de, yani siz devlet ülkücülerin olacak mı diyorsunuz sözlerinizden, bunu mu anlayalım biz? Şimdi bizim devleti ülkücülerin olması olmaması gibi bir iddiamız, kastetmiş olduğumuz düşüncedir. Yani benim şahsi olarak isim bazlı bir ülküdaşımın, herhangi bir arkadaşımın şahsi ikbaliyle ilgili bir kaygısı yok. Ülkücülerin olmayacak. Devlet, ülkücü düşüncenin temelinde var olan, Türk İslam üsküsünün temelinde var olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesinde var olan temel dinamiklerle ilgili rayına otursun, bu devlet ülkücülerin olur zaten. Kastetmiş olduğumuz bu. Ülkücülerin derken siyasi parti olarak bizim elimizde olsun devlet demiyoruz. Biz düşüncenin peşindeyiz. Düşüncenin eyleme geçmesinin peşindeyiz. Yani devlet Ziya Gökalp'in miydi, Mustafa Kemal'in miydi? Ziya Gökalp, Mustafa Kemal'in fikir babasıydı, ama eylem koyucusuydu. İçinde Türkiye'nin o çeşitliliğinin bir yansımasını görmek daha iyi bir çözüm değil mi? Ama ülkücü dünya yani görüşü... Devlet hep bir ele geçirilecek aygıt olarak görüldüğü için FETÖ'nün motivasyonu da oydu. İşte şeylerin bir dönem Kemalistlerin motivasyonu oydu. Yargı, ordu, işte üniversiteler... Buraları ele geçirelim. Devlet işte bizim olsun. Onun için bizde biz böyle demiyoruz. Biz burada ülkücülerin olacak demiyoruz. Devlet kuruluş kodlarına ait Türk milli ferasetinin temsilinde bir makam, bir temsil olursa, milletin devleti olursa, devlet milletin devleti olduğundaki bu hoşgörü, bu anlayış ülkücülerin de fert bazlı kendisini ifade edeceği alan haline gelir demek istiyorum. Yoksa ülkücüler tutsun yaşam alanlarını, onunla sınırlasın anlamında bir ifade değil. Ele geçirilecek mevzu olarak bunu görmüyoruz. Bunu diyorsunuz. Böyle görseydi, az önce söylediğim gibi Sayın Genel Başkanımız 7 Haziran gecesi Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul ederdi. Hadi in çocuklar şu devleti harmanlayın derdi. Böyle bir ucuz düşünce ülkücü hareketle örtüşemez. Biz buradaki kastetmiş olduğumuz bir düşüncedir. Milletin bekası devletin sonsuzluğudur. Bu yerli ve milli şeyi biraz o şemsiye kesinlikle budur. Kastetmiş olduğumuz kesinlikle budur. Bakın farklı dünya görüşlerinin, farklı inanç alanlarının bu topraklarda var olabilmesinin de güvencesi aynı zamanda Türk milli fikridir, Türk milliyetçiliği fikridir. Sayın Genel Başkanımızın ve MHP'nin Türk siyasetinde en ön alıcı hamlelerden bir tanesi Alevi vatandaşlarımızın temsilinin Diyanet İşleri'nin içerisinde bir enstitüsü haline gelebilme teklifidir. Taksim'e cami tartışmalarının yanı başında Taksim'e aynı zamanda da bir cemeye yapalım teklifini ifade eden bir genel başkanımız vardır. Aynı şekilde bu memlekette terör ve terörist odaklar bölge halkına zulmederken sözüm ona PKK'nın siyasallaşma sürecinin önüne geçip böyle bir politikayı tasvip etmeyerek bugünkü noktada
böyle bir açılım olamaz denilen noktada bölge halkını bin yıllık kardeşlik ifadesiyle kucaklayan Sayın Genel Başkanımızdır. Biz o yıllarda Şanlıurfa'da bu memleketin harcını birlikte kardığımızı ifade eden mitingler yaptık. Dolayısıyla bizim ülkücü dünya görüşünün kodlarına baktığınızda, insan çeşitliliğine bakmış olduğunuzda her etnik kültürel çeşitlilik içerisindeki insanlarımız ortak değerler manzumesi etrafında var olabilmiştir. Dolayısıyla bizim varlığımız bu çeşitliliğin de aslında bir ifadesidir, bir numunesidir. Kastetmiş olduğumuz yerli ve milli bir devlet formatının milletin devleti olmasının bizim ülkümüz olduğunu ifade ediyoruz. Yani bu yerli ve millinin içinde herkes var. Olabilir mi daha doğrusu? Yani Kürt'te, Alevi'de... Olabilir mi? Ne demek solcu, Mehmet Bey? Solcu, mesela olacak solcu tabii olup ki. Yerli milli olan insanlar var. Ya bunlar elbette ki olacak. Sözümün başında ifade ettiğim bir şey vardı. Aidiyetini siyaseten Ankara'ya hisseden, başka bir başkentlerden icazet almayan, medeniyet olarak kendisini bu topraklara ait eden her türlü fikri çeşitliliğe sahip insan, vatandaşlık hukukuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı olan her bir insanın bu ülkede özgürce kendisini ifade edebilme, istediği partiye oy verme hakkı ve hukuku vardır. Bunu kimse elinden alamaz. Hele hele MHP'nin olduğu yerde, hele hele Sayın Bahçeli'nin olduğu yerde buna müsaade edilmez. Kastetmiş olduğumuz bugün Türkiye adeta bir geçit eşikte şu an. Evet. Bu eşiği atlama meselesiyle ilgili. Yani biz şimdi Japonya değiliz. Biz Kanada değiliz. Yani biz problemlerini çözmüş de daha iyi yaşam için neler yapabiliriz'i tartışan bir coğrafyada hiç değiliz. Hani Sayın Genel Başkanımız yine bir grup konuşmasında dedi ya, ben de isterim balinaların ölmemesini ya da köpek balıklarının ben uzun konuşsak. Yaşamasını konuşmayı. Bunları mı konuşalım bugünkü bu coğrafyada dedi. Hani birileri buna siyaset ne karışıyor diye bir söz söylediğinde. Şimdi biz de isteriz yani ekolojiyi, çevreyi daha çok konuşmayı, daha bir önleyici sağlık tedbirlerinin tartışıldığı bir Türkiye'yi. Ama bugün can alıp can verilen bir süreçteyiz. Ve Mehmetçik mücadele safhasında adı konulmamış bir büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Adı konulmamış dediğim şu, adına savaş demek istemiyorum ama Türkiye 18 Mart'ın yıl dönümünde yeni 18 Mart'lar ve yeni yani. Çanakkale'ler mücadele ediyor. Terörle temizliği ama bizim karşımıza erkekçe, delikanlıca çıkıp ben seninle savaşıyorum diyemeyen emperyal güçlerin taşeronlarını temizlemekle meşgulüz. Ama bu taşeronları oraya göndererek bunları silahlandıranlar, 5000 tır silah gönderenler, onları motive etmek için örgüt içerisinden yetiştirdiği adamları gönderenler karşımıza sizinle savaştayız diyemedikleri için adına savaş demiyoruz. Ama bu önemli bir mücadele. Türk devlet tarihinde önemli günler yaşıyoruz. Altını o sebeple bu şekilde çizmek istiyorum. Anladım, onu çok iyi anladım. Yani bu yerli ve milli deyince sanki burada AK Partili ya da MHP'li olanlarla sınırlı gibi düşünmemek asla, lazım. Asla. Ve bu tabirin içinde Türkiye'ye ait olan tabii kesinlikle solcu olabilir ama Türkiye'ye ait hissedebilir. Ve göreceksiniz, Alevi olur. Göreceksiniz bu aidiyet seçimlerde kendisini çok yüksek düzeyde temsil ettirecek. Yani bu aidiyeti ve bu bahsetmiş olduğumuz gerçekliği hissederek sezgisel olarak evet, benim yerim burasıdır diyen seçmenin sayısı da çok yüksek olacak. Bir kısa ara verelim. Sonra Afrin'i konuşalım istiyorum sizin de. Ara veriyoruz. Küçücük bir ara. Hemen tekrar birlikte olacağız efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili ve MYK üyesi Doçent Doktor Ruhi Ersoy konuğumuz. Şimdi hocam, Afrin'de yani Batı'da Afrin Zeytin Dalı Harekatı başından itibaren, işte bugün 50 gün oldu galiba, Türkler Kürtlere savaş açtı. Türkiye Suriyeli Kürtlere operasyon yapıyor. Bu cümlelerle veriliyor. Bu sizi de rahatsız ediyor mu? Mehmet Bey, bu ihanet cümlesidir. Bu provokatif, art niyetli, algı yönetimiyle ilgili çevrelerin, özellikle uluslararası çevrelerin Türkiye'de operasyon yapmak isteyenlerin cümlesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında yerleşmiş olan PKK'nın uzantısı PYD başta olmak üzere terör ve terörist faaliyetlerle mücadele etmektedir. Bir diğer husus,
PKK'nın 1984 Şendil'li Eruh baskınıyla başlayarak kendi halkına zulmetme süreci, beşikteki bebesini, kümesteki tavuğunu, ahırdaki ineğini gerekirse katledin, öldürün, halkı kendinize itaat ettirin diyen bebek katili Öcalan'ın talimatlarının aynısını 2003 yılında PKK'nın uzantısı olarak Afrin'de kurulan PYD terör örgütü bölge halkına uyguluyor. Bunun canlı şahidi bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Nasıl yani? Hassa'da, sınır boylarında, şöyle birazcık dolaştığınızda Hassa'yla, Kilis'le, hemen sınırımızda bulunan diğer ilçelerimizle, sınırın öte tarafında yer alan vatandaşların arasındaki akrabalıklarını görürsünüz. Ben 10 yıl Gaziantep Üniversitesi'nde çalıştım. Suriye-Türkiye sınırındaki Barak Türkmenleri benim doktora tezim. Halep Üniversitesi'nde... Suni bir sınır değil mi? Böyle Halep Üniversitesi'nde şehirleri bölüp çok önemli çalışmalar yaptık biz. Suriye-Türkiye ilişkisinin kültürel kodlarının ne anlama geldiğini, o suni çizgilerin ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Geçenlerde de bir vesileyle bölgeye gittiğimde, bölgede çok güzel kaymakamlarımız var. Buradan selam olsun onlara. Başta Hassa kaymakamımız olmak üzere. Çok önemli hizmetler yapıyorlar. Benim bir telefon görüşmesi, diyaloglarını bana dinlettiler. Kızımı kaçırdılar diyor. Namusum gitti diyor. Afrin'den arıyor buradaki akrabasına. Namusumuzu kurtaracağız. Bir an önce Mehmetçik gelsin buraya diyor. Kızını niye kaçırıyorlar? Erkek evladın yoksa akrabalarından iki tane erkek asker, militan, terörist ya da bize katılacak birilerini verene kadar kızın bizde diyorlar. Şimdi bu böylesine PKK'nın yapmış olduğu halka zulüm gibi zulüm var. Bakın Mehmetçik bölgeye girdiğinde nasıl çiçekler açıyor gibi yüzleri gülüyor, çiçekleri beş yarılıyor derler bizim orada. Bunu ekranlara da görüyoruz. Bakın geçenlerde bir Jandarma Özel Hareketi'nin JÖH mensubu bir askerimizin bir ifadesi çok ciddi anlamda bunun örneği oldu. Ateş geldiğini düşündüğümüz mekanda bir eve girdik. Evdeki kızlar, çocuklar, herkes saklandılar. Evin annesi olduğunu anladığımız teyze dışarı çıkınca bizim göğsümüzde Türk bayrağını gördü. Ve çıkın çocuklar çıkın, Mehmetçik geldi, Muhammed'in ordusu geldi bunlar. Bunlar milletin zulmetmezler, iffetinize dokunmazlar, bizi kurtarmaya geldiler diyor. Mehmet Bey, bu Mehmetçiğin manevi kuvvesinin bir ifadesidir. Mehmetçiğin Muhammed'in ocağının bir ifadesidir. Dün akşam bölgede bir duvar yazısı gördüm. Hani askerlerimiz de yer yer oralarda bazı duyguları paylaşıyorlar. Hani 3 yaşında, 4 yaşında bir Suriyeli çocuğun Allah'a sizi şikayet edeceğim öldükten sonra diye terör ve teröristlere, PYD'lilere ve emperyalistlere karşı ifadesine cevaben diyor ki o çocuğun şikayeti Cenab-ı Allah tarafından karşılık buldu. Türk askeri duaları kabul edilmiş bölge halkını kurtarmak için burada diyor. Ya şimdi biz evet devletimizin güvenliğini sağlamak için oradayız. Evet. Biz Ankara'nın güvenliği için, Hatay'ın, Kilis'in, Adana'nın, Osmaniye'nin, Tokat'ın, Erzurum'un güvenliği için oradayız ama bizim aynı zamanda gönül coğrafyamızın her bir insanı orada. Bunun içerisinde Ezidileri var, bunun içerisinde Keldanileri var, bunun içerisinde farklı mezheplerden olan insanları var. Biz bu meseleye insan olarak bakıyoruz. Orada insani bir yaşam tesis edilsin diye bakıyoruz. Elbap'ta öyle olmadı mı Fırat Kalkan? Yani şu an Elbap bölgesi iddia ediyoruz Suriye rejimi dahil olmak üzere en huzurlu yaşam alanının tesis edildiği bir alan. İnsanların yere dönebildiği tek örnek. Biz Afrin'de de aynı örneği yapalım. Münbiç'te de aynı örneği yapalım diyoruz. O koridor terör koridoru olmaktan, butik terör devletçikleri koridoru olup emperyalizm maşası olmaktan çıksın. Gönül coğrafyamızın bir parçası, insana insanca bir yaşamın tesis edilmiş olduğu bir yer olsun diyoruz. Çıkış noktamız bu. Son birkaç gündür epey hızlandı operasyon. Siz de mutlaka takip etmişsinizdir. Afrin artık tepelere şu anda konuşlanmış durumda. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu. Bir kuşatma olacak anladığımız kadarıyla. Sayın Cumhurbaşkanı da girdik giriyoruz dedi dün Mersin'de konuşurken. Bir işin en zor kısmı yeni mi başlıyor acaba? Yani bu şehir şimdi buralarda meskun mahal çatışması deniyor ya.
Yani şunu ifade etmek istiyorum. Yani insanlar genel olarak uzmanlık alanları ölçüsünde konuşmalı. Yeri gelmişken onu ifade edeyim. Yani bu işi ben bilmiyorum. Savaş nasıl yapılırı? Milli refleks olarak Kuvayi Milliye'nin bir mensubu olurum. Savaşmak gerekirse ölmeye giderim. Ama savaş sanatıyla ilgili bu işi yürüten kurmaylarımız en iyisini düşünüyordur diye teslim oluyorum. Bir de eline bir sopa alarak cephede şuradan kuşattık, buradan girdik, şuradan yapıyoruz diye açık istihbarat verir gibi, düşmana malzeme verir gibi yapılan programları da doğrusu sağlıklı bulmuyorum. Bu eleştiriyi ve yorumu yaparken... Harekat planlamalarına zarar verecek. Bunu yaparken de şu gerçekliği de bilmek lazım. FETÖ ihanetinden çıkmış olan bir Türk askerinin Elbap başta olmak üzere bu operasyonu yapıyor olması Türk devletinin çekirdek hücresinin sağlam olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Ama bunun beraberinde bölgede... Ki çok önceden ihtiyaç olduğu halde yapılamamıştı. Elbette. 15 Temmuz'dan önce. Elbette. Diğer taraftan da bu operasyonlar esnasında bir takım eksiklikler, gediklikler varsa maliyeti yüksek şehitlerle beraber yaşanılarak görülmüştür. O görülmüş olan tecrübelerin yeniden gözden geçirilerek uygulanmasıdır. Yani o tünel meseleleri mesela kafaya çok takılıyor. Yani buralara define arayan araçlar bile gidip define bulduğu bir ortamda o tünelin orada olduğunu türbinlerle ya da x-raylerle ya da başka bir cihazla bulabilecek bir şey geliştirilemez mi? Eminim Türk Devleti'nin içerisinde kaygı çeken, kafa yoran insanlar da bu tür meselelerde daha tedbirli olacaklardır diyor. O noktaya orada tutuyorum. Ama şunu vurgulamak istiyorum ben buradan. Milliyetçi ülkücü olmanın diğer bir farkı da budur diye düşünüyorum. Bizim kurucu liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş 90'lı yılların başında sıklıkla bir cümle kullandı. Bataklık kurutulmadan sivrisinekle mücadele olmaz derdi. Türkiye sivrisinekle mücadele ediyor. Bataklık Suriye'de derdi. Bekayı gösterirdi o zaman. Aslında o beka eşittir Afrin. Daha sonra Kandil oldu. Şimdi Türk Milli Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve lideri Devlet Bahçeli'nin de desteğiyle bataklık kurutuyor orada. Bugün verilen mücadeleye baktığımızda terörle mücadele tarihimiz içerisindeki en kararlı yurt dışı operasyonu ve terörle mücadele hamlesidir. Daha önce sınır içerisinde verdiğimiz mücadeleler yerini bu mücadeleye, sınır ötesine dönüştürüyorsa bu çok önemli bir hamledir. Milli feraset bunu görüyor. Yani bu verilen mücadelenin haklı olması... Yani ne işimiz var Afrin'de sorusunun cevabı artık anlaşılır hale geldi. O cevabı geldi. Millet vermek için Hassa'ya, Kilis'e, Hatay'a, sınır boylarına yani el işleriyle, yemekleriyle, yürekleriyle giderek... Çok yüksek çıkıyor yani Mehmetçi, araştırmalarda da yani %85... Mehmet Bey, Mehmetçiğin oradaki moral ve motivasyonunu desteklemek için ben cepheye gidemiyorum madem, sınıra giderek ona moral vereyim, dua edeyim diyerek sınır boylarında ellerinde Kur'an-ı Kerim'le onlara dua gönderen analar bacılar var orada. Ve her gün onlarca, yüzlerce, binlerce araba konvoyları bu coşkuyu hissediyor. Bu kendiliğinden olan bir şey. Bunu siz organize etseniz olmaz. Bu neyin ifadesidir? Millet bunu gördü. Bu bizim beka meselemiz ve Mehmetçiğin iradesinin manen yanında olmamız gerekir ifadesidir. Biz 7 Mart tarihi bizim Osmaniye'mizin Kadirli ilçesinin kurtuluş günüdür. Çukurova'da Hürriyet Güneşi oradan tetikleyerek başlamıştır bizim araştırmalarımız ve inancımız. 7 Mart tarihinde biz seremonik olarak Kuvayi Milliye yürüyüşü yapılır mehterle beraber. Kuvayi Milliye gazilerinin ve şehitlerinin çocukları, hayatta olanlar. Onlar da böyle 70-80 yaşında, 90 yaşında olanlar da vardır. Onlar seremonik yürüme yaparlar. Biz onları Kadirli'de protokolle, heyetle bir kesim olarak karşılarız. Çiçek sunarız. Onlar gelirler. Coşku yaşanır orada. Biz bu 7 Mart'ta o karşılamayı yaptıktan sonra, küçük bir moladan sonra belediye binamızın önüne gittik. Şehit gazi ailelerimizin mensuplarından oluşan bir heyeti Şehitler Derneğimizin başkanıyla beraber Hassa'ya yolcu ettik. Şimdi bakın, oradan aldığımız milli mücadele ruhunun benzerini, aynısını Afrin'de mücadele veren Mehmetçiğe manen götürmek için onları oraya uğurladık. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği anlamına geliyor. İkinci Dünya Savaşı bitti. Avrupa kendi içerisinde savaşmayalım, barışalım dedi.
AET'yi kurdu, Demir Çelik'i kurdu, Avrupa Birliği'ni kurdu, uzlaştı, bitirdi. Ama Sykes-Picot'tan bu tarafa Birinci Dünya Savaşı Orta Doğu'yu çözmediği için bölgede iddia sahibi olan hiçbir devlet istemiyor. Bu manada Toynbee'nin bir sözünü hatırlatmak isterim. Diyor ki, Osmanlı yok edilmiş bir medeniyet değil diyor. Durdurulmuş bir medeniyettir. Ben bu sözü okuduğumda sarsıldım. Onu bir tweetime koydum. Dedim ki, işte bu bir şeyi bilenler yeniden sistemin içerisine narkoz verecek damar bulamıyor. Bunun çılgınlığı bu dedim. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminden kastım. Bu narkoz verecek damarların tamamını kapatıyor. Devlet, milletin devleti oluyor. Ve durdurulmuş medeniyetin çocukları yeniden var olma iradesi gösteriyor. Yani Cemil Meriç'in de bir veciz bir sözü vardır ya. Olimpos Dağı'nın çocukları, Hira'nın çocuklarıyla her zaman mücadele içerisindedir diyor. Biz de diyoruz ki Türkistan medeniyetine inanmış Ankara merkezli bir siyasetin ve Türkistan medeniyeti merkezli bir medeniyet anlayışının çocukları galip gelecektir. Yani bu galip gelmesinin de romantik ifadelerle ölümü sevmesiyle ilgili değil, aklı iktidar kılmasıyla ilgilidir. İHA'larla, SİHA'larla, milli silahlarla ve beraberinde akılcı stratejilerle, akılcı siyasetle bu mümkündür diyoruz. Dün Dışişleri Bakanı önemli bir açıklama yaptı. Amerika ile hem Membiç hem de Fırat'ın doğusu konusunda mutabık kaldık dedi. Amerika'da işte bir iki ülke arasındaki heyetlerin görüşmesi yapılmıştı. İki gün süren Washington'da. Onun üzerine tabii bu açıklamayı yaptı. Bir acaba Amerika tekrar Türkiye'yi tercih etmeye başladı, YPG'den vazgeçmeye başladı deme noktasında mı acaba, oraya mı doğru gidiyor iş? Siz sağda ne kadar güçlü olursanız masada eliniz o kadar güçlü olur. Bu Elbap çıkartmasıyla başlayan, kararlı bir şekilde Afrin'le devam eden, zoru gördü Amerika, Münbiş'le de devam edecek ifade. Yani çok büyük sözler söylemek ne kadar uygun olur bilemiyorum ama karşılarındakinin Orta Doğu'daki herhangi bir kabile topluluğu olmadığını, Türk askeri olduğunu ve Türk devleti olduğunu gördü. Bunu ifade eden Amerikan komutanlarının da ifadeleri basına da yansıdı çok yakın bir zamanda. Karşımızdakinin Türkler olduğunu unutmayınız diyor. Yani burada bizim azim ve kararlılığı sonuna kadar göstermemiz gerekiyor. Yani masaya oturacağız ama masaya otururken sahadaki gücümüzle oturduğumuzun farkına varmamız lazım. Elbette ki siyaset ve diplomasiyle meseleleri çözelim. Bizim tepemize vekalet savaşçısı olarak gösterdiğiniz teröristleri temizleyin bölgeden, biz de öldürmeyelim diyoruz yani. Siz 9-10 bin kilometre öteden gelip benim bölgemde hesap yapmaya kalkarsan ben bu hesabı bozarım kardeşim. Bunu bozacak gücüm var artık. Dolayısıyla bu hesabı bozmanın vermiş olduğu tedirginlik onları kendi siyasetlerini yeniden güncellemeye getirebilir. Evet, bizim meselemiz bugün terörle mücadeledir. FETÖ'yle mücadeledir. İnsanımızın ekmeğini büyütme mücadelesidir. Refah mücadelesidir. Ama Amerika'nın mücadelesi sadece bu değil. Amerika dünyanın pek çok yerinde çok değişik problemlerle karşı karşıya Mehmet Bey. Bir de Amerika'yla ve Batı'yla ilgili bu modernitenin ortaya koyduğu temel paradigma, temel anlayış üzerinden siyaset yapılamaz artık. Yani artık Amerika o eski Amerika değil. Avrupa'da homojen bir Avrupa değil karşımızda. Avrupa'nın içerisinde üye ülkelerinin tamamının aldığı ortak kararlar üzerinden gitmiyor. Yani Amerika bir şey istiyorsa mutlaka yapar devri değil artık. Ya düşünün, bu memlekette şöyle bir algı vardı geçmişte değil mi? Amerika'ya gidip icazet almayan adam Türkiye'de iktidar olamaz deniliyordu. O dönem içerisinde Amerika'ya gitmeden de memlekette iktidar olunur diyen bir Devlet Bahçeli ve MHP vardı. Yani falanca işte FETÖ'den icazet aldın mı? Şuradan icazet, ya icazet almadan da milletin iradesi ve milletin icazetiyle, milletin iradesiyle siyaset yapılabileceğinin günlerini oluşturmak bizim yarınlara, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize vakit ayırdığınız için. Efendim, bu hafta başkent kulisinde MHP MYK üyesi ve Osmaniye milletvekili Sayın Ruhi Ersoy konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.